Tanrı sözünün aracılara ihtiyacı yoktur. Protestan Reformu. Roma Katolik Kilisesi, geç Orta Çağ'da heybetli bir kurumdu. Papa, Roma'daki sarayından Avrupa'nın yalnızca dinsel yaşamına değil, siyasetine ve ekonomisine de hükmediyordu. Kilise büyük bir toprak sahibiydi ve feodal sistem aracılığıyla birçok köylü, yalnızca ruhlarının bakımını değil, evlerini ve geçimlerini de kiliseye borçluydu. Yelpazenin diğer ucunda kiliseyle iyi ilişkiler sürdürmek, yasalarına uymak, aşar ve vergi ödemek soyluların ve egemenlerin işine geliyordu. Ne var ki, 16. yüzyılın ilk 10 yılında manevi ve toplumsal bir devrim Katolik Kilisesi'nin gücünü kırdı ve Avrupa'da Hristiyanlığın tarihinde yeni bir sayfa açtı. Şimdi Protestan Reform olarak bilinen bu devrim, yetkili bir rahipler hiyerarşisinin aracı gibi davranmasına gerek olmadan Tanrı'nın doğrudan bilinebildiği ve ona tapılabildiği düşüncesine dayandı. Reformcular, kilisenin öğretilerini ve geleneklerini kutsal metnin otoritesine tabi kıldığı ve kurtuluşun, kilisenin kararnamelerine uymaktan çok kişisel imandan gelebileceğini savundular. Rönesans Avrupası. 16. yüzyıla gelindiğinde Avrupa, Orta Çağ yaşamının eski düşüncelerini silkeleyip atmaya başlamıştı. 1492'de Amerika'ya giden Columbus'un izini takip eden İspanyol, Portekizli ve Fransız kâşiflerle birlikte bilinen dünyanın ufukları hızla genişliyordu. Afrika'yı dolanıp Hindistan'a giden yeni yolda dahil, denizcilikteki ilerlemeleri, bir sonucu olarak taşımacılık ve ticaret gelişiyordu. Avrupa'da feodal sistem terk ediliyor, topraklarının ekonomik refahını geliştirmekle ilgilenen yöneticilerin kontrol ettiği yeni krallıklar ve şehir devletler yeleniyordu. Kültürel olarak sanatçılar, filozoflar ve bilim insanları, Rönesans olarak bilinen gevşek bağlantılı bir hareket şeklinde, geçmişin klasik bilgisini yeniden keşfediyordu. Kısaca yeni bir dünya geliyordu ve öyle görünüyordu ki, eski gelenekleri ve yapılarıyla kiliseye bu dünyada daha küçük bir rol verilmekteydi. Tanrı'yı yanlış anlamak. Orta Çağ'da kilise ayinleri Latince, pek çok kişinin anlamadığı bir dilde yapılırdı. Kitab-ı Mukaddes'in onaylı versiyonu da, ortak kullanılan anlamına gelen Vulgata olarak bilinen, 4. yüzyılda Aziz Hieronymus'un özgün İbranice'den ve Yunanca'dan yaptığı çeviri Latince yazılmıştı. Bu nedenle, kilise müdavimlerinin büyük çoğunluğu Hristiyanlığın hakikatlerini rahiplerinden öğrenmeye mahkumdu. Rahipler kendi cemaatlerinin zihinleri üzerinde hatırı sayılır bir güce sahipti ve özgün metinlere geri dönmek yerine, Katolik Kilisesi'nin eğilimlerini savunma eğilimindeydiler. Bu, bütün Avrupa'da tutarlı bir Katolik öğretinin olması demekti, ama açık tehlikeleri de vardı. Örneğin, kiliselerde insanlar rahiplerin kendilerine Kitab-ı Mukaddes'te gerçekten olanları öğrettiğinden nasıl emin olabilirdi? İşittikleri şeylerin doğruluğunu nasıl kontrol edebilirlerdi? Roma ile çatışma. Alman bir keşiş, Martin Luther, rahiplerin ve o günkü Katolik Kilisesi liderlerinin halkı aldattığına bazen istemeden inandığı için reform başladı. Luther Saksonya'da, bir bölge papazı ve üniversite profesörü olduğu Wittenberg'e yakın köylere gelen Dominikan Johann Tetzel'in vaazlarına öfkelendi. Tetzel aslında kiliseye para toplamakla görevliydi. Roma'da Papa 10. Leo büyük bir kilise olacak San Pietro Bazilikasını yaptırmak için para topluyordu. Daha yakında Alman Kardinal Albrecht'in, konumunun gerektirdiği masrafları karşılamak için alınan bir borcu ödemesi gerekiyordu. Tetzel'e Endüljans denilen belge satma etkisi verilmişti. Bu belgelerle, insanların ölümden sonra Araf'ta günahlarının cezasından kurtuldukları iddia edilmekteydi. Endüljans Katolik Kilisesi'nde yüzyıllardır alınabilmekteydi. Ama Luther Tetzel'in insanları ölen sevdiklerinin Araf'ta maruz kaldığı korkunç ıstıraplarla korkutan satış taktikleri karşısında şaşkına döndü. Kutuya atılan para şıngırdar şıngırdamaz. Ruh haraftan çıkar diyordu Tetzel ve Luther'in cemaatinden birçok kişi kurtuluşu satın alma umuduyla endüljansa para ödüyordu. Luther Kitab-ı Mukaddes incelemelerinden, özellikle Yeni Ahit'in Romalılara kitabından, kurtuluşun satın alınacak bir şey olmadığına, Tanrı'nın inanç sahiplerine bedava bir armağanı olduğuna kesinlikle inanmıştı. Endüljans satışına itirazlarını 95 tez şeklinde kayda geçirip, Piskoposu Malines Prensi'ne gönderdi ve söylendiğine göre Wittenberg'te kilisenin kapısına astı.
tezlerin bir kopyası yolunu bulup bir mutbaaya gitti ve yayın, birdenbire çok satan oldu. Mesele, bir papanın inşaat projesi ve bir başpiskoposun cebi için para toplamaktan ibaret değildi. Luther'in protestosu, Katolik Kilisesi içinde otorite sorununu tartışma konusu yapıyordu. 1520'de Papa 10. Leo, kilisenin öğretisini Luther'in nasıl yanlış anladığını açıklayan, onu ve takipçilerini sapkın ilan eden bir belge yayınlayarak karşılık verdi. Luther görüşlerinden vazgeçmeye davet edildi ama daveti geri çevirdi. Hatta Papa'nın belgesinin kendisine verilen kopyasını yaktı. Kutsal metinlerin otoritesi. Luther'in amacı açıktı. Papa kilisenin lideri olsa bile, inanç söz konusu olunca nihai otorite değildi. Nihai otorite, kutsal metinler olarak da bilinen Kitab-ı Mukaddes'te kaydedildiği şekliyle Tanrı'nın sözüydü. Luther'e göre, Tanrı'nın ve kurtuluşun gerçek bilgisine ulaşmak için Hristiyanların kilise geleneklerine ve öğretilerine yaslanması zorunlu değildi. Hristiyanlar onun yerine, çoğu yanlış olan bu insan geleneklerini geçip, hakikati doğrudan Kitab-ı Mukaddes'ten keşfedebilirdi. Bu görüş, daha sonra, yalnızca kutsal metin anlamına gelen Latince sola scriptura sözüyle ifade edilecekti. Reformculara göre, insanların kutsal metinlerin anlamını kendilerine açıklayacak aracılara ihtiyacı yoktur. Herkes Kitab-ı Mukaddes'i okuyabilir ve Luther'e göre endüljansı, papaları ya da Katolik kilisenin diğer pek çok pratiğine gerektirmeyen Tanrı'nın kurtuluş yolunu anlayabilirdi. Luther'in geleneği reddedip özgün kutsal kitap kaynaklarına dönmekten yana tavır alması, erken 16. yüzyılda verimli bir toprağa düştü. Hümanist hareket, modern laik hümanizmle karıştırılmamalı. Karanlık çağda unutulan klasik bilgiyi canlandırmak için zaten çalışıyordu. Desiderius Erasmus, 1466-1536 gibi Hristiyan hümanistler öğrencilerini, Kitab-ı Mukaddes'in özgün dillerini, Eski Ahit için İbranice, Yeni Ahit için Yunanca ve ilk Hristiyanların, kilise babalarının yazılarını öğrenmeyi teşvik etti. Reform, herkesi Kitab-ı Mukaddes okuyarak harekete katılmaya teşvik etti. Bir matbaa devrimi. İnsanların kutsal metinlerle doğrudan ilişki kurması reformun temel bir dayanağıydı. Ama büyük bir engel vardı. Birçok kişi okur yazar değildi. Okuyabilseler bile Kitab-ı Mukaddes'in yalnızca Latincesi vardı ve her kopyası elle yazılmak zorunda olduğu için yalnızca birkaç seçkinin eline geçebiliyordu. Daha önce Kitab-ı Mukaddes'i yerel dile çevirme girişimlerine Katolik Kilisesi şiddetle karşı çıkmıştı. 1382'de John Wycliffe Kitab-ı Mukaddes'i İngilizceye çevirmişti ama herkes bulamıyordu. Ama Luther'in zamanında Johannes Gutenberg'in 1440'ta Mainz yakınlarında icat ettiği matbaa, yayıncılık işini kökten değiştirmişti. Luther bu yeni teknolojiyi kullandı. Kitab-ı Mukaddes'i sıradan insanların konuştuğu Almanca'ya çevirmeye koyuldu. Yeni Ahit'i 1522'de, Kitab-ı Mukaddes'in tamamını 1534'te yayımladı. Luther'in konuşma dili ve matbu Kitab-ı Mukaddes'in göreceği ucuzluğu birleşince, artık Almanya'nın her tarafında Hristiyanlar kendi başlarına kutsal metinleri okuyabilirdi. Çok geçmeden Fransızca ve İngilizce çeviriler basıldı ve bunlar, reform düşüncelerinin bütün Avrupa'ya yayılmasını sağladı. Avrupa'nın matbaaları Kitab-ı Mukaddes'in yanı sıra, reformcular tarafından yazılan ve yeni düşüncelere sığsamış insanlar tarafından şevkle tüketilen yüzlerce broşür ve kitap bastı. Protesto ve bölünme. Başlangıçta Luther ve takipçileri yalnızca Katolik Kilisesi içinde reform yapmak istedi, bu nedenle de adları reformculardı. Ne var ki, diyet olarak bilen bir dizi kilise toplantısında, parlamento durumlarına benzer, reformcuların papadan bağımsızlığını, Latince yerine yerli dilde aynı ve din adamları için evliliği de kapsayan taleplerini Katolik Kilisesi'nin kabul etmeyeceği anlaşıldı. Katolik Kilisesi'nin reform umutları, 1529'da Speer diyetinde yok oldu. Luther'in takipçileri, kilisenin otoritesine boyun eğmeyi reddeden bir protesto mektubu sundu. Ondan sonra yeni adlarını, Katolik otoriteyi reddettiklerini ve Kitab-ı Mukaddes'i kendi başlarına yorumlama özgüvenini ifade eden Protestan adını aldılar. Siyasal destek. Devletlerinin siyasal bağımsızlığını güvenceye almak için Luther'in dinsel isyanından yararlanan çok sayıda Alman prens, Protestan hareketi destekledi.
Cui us regio ei uset religio, hükümdar kimse onun dini geçerlidir ve cizesini benimseyerek kendi topraklarında Katolik inancını ve kilise nüfuzunu bastırmaya başladılar. Başka bir deyişle, tercih ettikleri kiliseyi kendi halklarına dayatma hakkını talep ettiler. Protestan ilkeye yerleşince, Avrupa'nın hem dinsel hem siyasal manzarasını ebediyen değiştirdi. Diğer hükümdarlara, krallıklarını papanın kontrolünden çıkarmak için ihtiyaç duydukları gerekçeyi verdi. Örneğin İngiliz reformu, eskiden reformculara karşı olan Kral 8. Henry, karısı Aragonlu Catherine'den boşanıp Anne Boleyn'le evlenmek için papanın otoritesini kırmaya çalışınca başladı. Protestanlık, mezhep olarak bilinen çok sayıda yeni kilise kolunun doğmasına yol açtı. Katolik kilisesi yüzyıllardır Avrupa'da tek kilise olduğu halde, Protestan reformdan sonra bir sürü mezhep ortaya çıktı. Protestanlar Roma Katolik Kilisesi'nin otoritesinin reddedilmesini kabul ederken, alternatif bir birleşik düşünce sistemini kabul edemezdi. Bazı protestan hareketler arasındaki tartışmalar, bazen Katolikler ile protestanlar arasındaki tartışmalar kadar şiddetli oldu. Protestan yayılma. Bu çalkantılı dönemde 3 ana protestan damar ortaya çıktı. Martin Luther'in düşüncelerini takip eden Luterciler, Jean Calvin'in eserinden etkilenen Presbiteryenler ve Anglikanlar, Katolikliğin diğer hareketlerce reddedilen birçok yanını kabul eden ve İngiltere'de üstlenen ılımlı protestanlar. Karşı reform. Katolikler halkla iletişim araçlarını kontrol etme konusunda bir anlamda haklıydı. Papalık otoritesinin düzenli olmadan, kilise düşünce birliği sağlayamazdı. Yozlaşma ve dünyevi tutumlarla ilgili memnuniyetsizliğin önünü kesmek ve kayıp canları protestanlardan geri almak için Katolik Kilisesi bir karşı reform başlattı. 1545'te Katolik liderler, yükselen protestanlık dalgasına karşı Katolik Kilisesi'nin üstünlüğünü yeniden kurmak amacıyla İtalyan kenti Trento'da toplandı. 1563'e kadar 18 yıl süren Trento Konsili'nin sonunda geleneksel Katolik öğretiler yeniden onaylanmıştı. Ama ruhban sınıfın, reformun kıvılcımını çakan kabul edilemez pratiklerini ele alan reformlar da yapıldı. Pek çok kitabı mukaddes çevirisi ile Erasmus, Luther ve Calvin'in eserlerini de kapsayan 583 metnin yer aldığı bir yasak kitaplar listesi yayınlandı. Liste, 1966'ya kadar yürürlükte kaldı. Binlerce kişiyi alan ve yerel dilde vaazlar için akustik tasarımlı ilk kez yeni büyük kiliseler inşa etme niyetiyle bir kilise yapma programı başlatıldı. Eski bir asker ve İspanyol bir soylunun oğlu olan Ignatius Loyola, İsa cemiyetini Cizvitler olarak bilinen ve Katolikliği yaymak için can güvenliklerini hiçe sayarak her yere gitmeye istekli misyonerle, tarikatı kurmakla görevlendirildi. Kilise, otoritesini yeniden kurmak için, sapkınlıkla suçlananları kovuşturan, sanıklardan itiraf almak için acımasız yöntemler kullanan ve Enkizisyon olarak bilinen bir yola da başvurdu. Karanlık Çağ'dan Çıkış. Karşı reform İtalya, İspanya ve Fransa'da kısmen başarılı oldu. Ama başka yerlerde Katolik yapılarda yapılan değişiklikler asgari düzeydeydi ve protestanları sürüye geri kazanmaya kesinlikle yeterli değildi. Ondan sonra Avrupa, Hristiyanların kalbini ve zihnini kazanmaya çalışan farklı kiliselerin pazar yerine döndü. Katoliklik uzun ve parlak bir mirasa sahip çıkarken, protestanlık düşüncesi çağın ruhuna uygun görünüyordu. Reformun sloganlarından biri post tenebras luxtu, karanlıktan sonra aydınlık. Karanlık çağ denilen dönemden sonra protestan ruh orta çağ katolikliğinin derisini çıkarıp atmaya ve yeni bir düşünce dünyasını kucaklamaya çalıştı. Açıkça anlaşılan bir dilde kitabı mukaddes okumanın ve dinlemenin Tanrı ile papazların, papanın ve endüljansın karışmadığı bir ilişkiye yol açacağından emindi. Martin Luther. Martin Luther 1483'te Almanya'da doğdu. Fırtınalı bir havada yıldırım çarpma tehlikesi geçirdikten sonra, keşiş olmak için hukuk okulundan ayrıldı. 1508'de Wittenberg Üniversitesi'nde teoloji dersleri veriyordu ve aynı zamanda papazdı. Luther'in araştırmaları onu temel içgörüsüne götürdü. Bu içgörü gelişip iman yolu laklanma öğretisine dönüşecekti. Tanrı, Hristiyanları yapabildikleri ya da endüljans örneğinde olduğu gibi satın alabildikleri, iyi bir şeyden ötürü değil, kendisine inanmaları nedeniyle haklı ilan eder.
Luther'in Papa'nın otoritesine meydan okuması, onu kaçak haline getirdi. Ama düşüncelerinden vazgeçmedi. Geri kalan ömrünü vaaz vererek ve yazarak geçirdi ve 1546'da öldüğü sırada Luther'ci kilise iyice yerleşmişti. Önemli eserleri: 1520 Alman ulusunun Hristiyan soylularına, kilise reformu için çağrı. 1534 Luther kitabı mukaddesi, eski ve yeni ahit çevirisi. Jean Calvin. 1509'da Kuzey Fransa'da doğan Jean Calvin, Bourges Üniversitesi'nde teolojik araştırmalar yaparken Hristiyan hümanizmiyle ilişki kurdu. Bu dönemde Roma Katolik Kilisesi'nden kopup büyüyen Protestan harekete katılmasına neden olan dinsel bir dönüşüm yaşadı. Fransa'dan kaçmak zorunda kalan Calvin 1536'dan 1538'e kadar Cenevre'de, sonra 1541'e kadar Strasbourg'e vaiz oldu. Ardından 1564'te ölüne kadar kaldığı Cenevre'ye geri döndü. Calvin insanın günahkarlığını ve kitabı mukaddesi incelemeden Tanrı'yı tanıma yeteneksizliğine vurguladı. Tanrı'nın hükümranlığına, yani Tanrı'nın istediği herkese bedava kurtuluş armağan edebileceğine dikkat çekti. Calvin'in Kalvemciler olarak bilinen takipçileri, dünyanın her tarafında presbiteryen, Yunanca yaşça büyük anlamına gelen sözcükten, olarak anılan kiliseler kurdu. Önemli eserleri: 1536 Hristiyan dininin bağlayıcı ilkeleri, ilk Latince basım,